Seda bugün gelinlerimden güzeller güzeli Seda bugün hayatıyla ilgili anlattıklarıyla resmen yüreklerimizi burktu. İzleyelim mi? Senin çocuğuna neden annen bakmıyor da eşin bakıyor burada? Annemle görüşmüyorum ben. Annem, ben çok küçükken beni bırakıp gitmiş. Yani anneannem ve dedem büyüttü. Yani çok küçük yaşında derken kaç yaşında? Bebekken bırakıp gitmiş. Şu an hiç görmedin mi babanı? Babamı ilk 16 yaşında anneannemle gittim, pazarda gördüm hayatım. Babamla benim büyüdüğüm yer arasında 10 dakika mesafe var. 10 dakikalık mesafede büyüdüm ve asla hiçbir şekilde görüşmedik, konuşmadık. Yani resmen beni yok saymış, şöyle söyleyeyim. Şu anki eşimi babama göre seçtim. Babamı göz önünde bulundurarak seçtim. Annemin yapmadığı annelik bana en güzel örnek oldu. Çocuğumu da şu an öyle büyütüyorum. Ya bir insan bebeğini nasıl bırakıp gider ya? Yani bırakmış gitmiş, anladın mı? Ötesi yok. Ve yıllar sonra ben orta birdeyken, ortaokula giderken dönmek istedi. Karşıma çıktı. Affedemedim ve sorgulayamadım bile. Kusura bakma, şey alınacağını da düşünmüyorum ama böyle annelik olmaz ya. Olmaz olsun. Evet hayatım, doğurmakla anne olunmuyor zaten. Senin bebeğini neden bir an olsun bile yanından ayırmadığını şimdi anladım. Evet Seda Hanım. Çok fedakar. Şöyle anlatayım. Ben daha anne karnındayken ayrılıyorlar babamla. Yani kimsenin ailesini seçme gibi bir lüksü olmuyor, olamıyor. Ama çok şükür ki anneannemle büyük babam, yani dedem, bana çok güzel sahip çıkmışlar. Çok güzel büyüttüler beni. Hani bir seçme hakkım olsa, tüm samimiyetimle söylüyorum, yine onlar büyütsün isterdim. Annem kendi rahatı için, kendi özgürlüğü için beni bırakıyor. Anneanneme bırakıyor, öyle gidiyor. Kendi hayatını kuruyor. Yani nasıl anlatayım? Çok da toparlayamıyorum ama... yıllar sonra geliyor. Evlenmiş mi? Hayır. Ha. Yıllar sonra çıkıyor, geliyor. Tekrardan Çanakkale'ye yerleşiyor. Benden bu saklanıyor. Hani etkilenmeyeyim, üzülmeyeyim, psikolojim bozulmasın diye. Sonradan öğreniyorum falan böyle. Hiç anneme anne demedim. Diyemedim. Hiç onu sorgulamadım. Sorgulayamadım. Çünkü vereceği hiçbir cevap beni tatmin etmeyecekti. Hiç anne kız gibi olamadım. Dürüst davranayım. Peki görüşmemeyi sen mi istedin? Şimdi şöyle... Bu senin tercihin mi? Annem gittikten sonra mı? Seda Hanım, evet. Orta bir renk geçince geldi ve o zamana kadar hiç aramadı. Ne beni, ne ailesini. Yani kayıp. Kadın yok ortada, öyle söyleyeyim size. Sonra hiç birden aramadı. Çıktı geldi mi? Birden çıktı geldi, işte dayımlarla falan, 3 tane dayım var benim. Onların da hakkını asla ödeyemem. Dayımlarla görüştü falan. Sonradan ben öğrendim. Olamadık yani, anne kızı olamadık ve sonra tekrardan gitti. En son ne zaman gördüm? 2012 yılında gördüm. 2012 yılıydı. Yani şöyle anlatayım. Çocukluk dönemimde okulda veli toplantısı olurdu. Ne annem... ne babam geliyordu veli toplantısına. Ne derdin o zaman mesela? Hiçbir açıklama yapmıyordum. Yapamıyordum yani. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyebilirim ki çocuğum? Hiçbir açıklama yapamıyordum. Sonra? Benim hep anneannem, dedem geliyordu. Hiç unutmam mesela bunları. Sonra tekrardan gitti Seda Hanım. Gidiş o gidiş. 2012. Peki evlendin. Evet, evlendim. Düğüne geldi mi? İstemem oldu. İşte evliliğim oldu. Bebeğim doğdu. Yani o... Hastane odasında insanın annesine en çok ihtiyacı olan zaman. O zaman da yoktu. Ya ben ağlamayacağım bu konuda. Normalde çok arkadaşlarım falan beni çok eleştirirler. Seda çok sert anlatıyorsun. İşte benim için çok normal bu. Ben senin o sertliğini de anlıyorum. Yani bunu kendi içinde o kadar güzel kabullendim ki. Çünkü benim bir hatam yok. Benim başım dik. Onlar utansın. Babam babalığını yapmadı Seda'nın. Sen küçücükken bırakılmışsın yavrum. Senin evet. Ne hatan olabilir Seda'cığım? 10 dakika mesafede büyüdük. Şu an 2 tane çocuğu var. Orada burada profil resmini çocuklarıyla yapıyor. Annen? Hayır, babam. Baban? Babam. Ama beni yok sayıyor. Anne? Annem ayrı, babam ayrı yok sayıyor. İkisi de yok yani.
Hani mesela anlatıyorlar, babamla görüşmüyorum diyor. Ben diyorum ki şükret, en azından annen yanında. Benim anneannem o kadar güzel bir insan ki Seda Hanım, sizi de çok seviyor gerçekten. Allah razı olsun. Çok farklı bir kadın yani. Bana varlığı da çok güzel öğrettiler, yokluğu da çok güzel öğrettiler. Yani bir maaşla geçinen çok sıradan, normal bir aile. Ama bir dediğimi iki etmediler. Allah ya. Onlardan razı olsun. Ya. Asla haklarını ödeyemem. Ben hep söylerim, anneanneler, babaanneler kıymetlidir. Keşke bütün çocuklar Allah anneanneler, babaanneler tarafından büyütülse. Bana... Benim çocuğumu da anneannesi büyüttü, annem büyüttü. Allah razı olsun. Allah ona sağlık versin, başımızdan eksik etmesin. Şimdi sana bir sürprizim var. Bir alo de bakalım. Alo. Alo. Anneanneciğim. Kızım. Ne yapıyorsun? İyiyim ya. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Şu an çekimdeyiz. Ağlamadım ağlamadım. Bak sesimi duyunca kötü ol. Ya. Ağlama ağlama. Şadiye Hanım. Efendim. Hayatım sen beni çok seviyormuşsun. Çok seviyorum. Seni bir gün kaçırmıyorum. Hiç hep bakıyorum. Her gün. Her gün. Ah eksik olma bir tanem. Çok seviyorum seni. Öpüyorum o gül kokulu yanaklarından. Öpüyorum. Ben de sizi öpüyorum Seda Hanım. Ben de sizi öpüyorum. Ne güzel bir evlat yetiştirmişsin. Çok iyidir. Çok kızım. Bunu ben büyüttüm Seda Hanım. Ben büyüttüm onu. Allah razı olsun senden. Evet. Şadiye Hanım. Efendim. İşte anneannelerin büyüttüğü çocuklar böyle oluyor. Evet, evet Seda Hanım, evet. Annesinden evet. Bahsederken ağlamadı ama senin sesini duyduğu an ağladı. Evet. Ben kimseye güvenmiyorum, ben bir tek ona güveniyorum. O bana bakacak bu bana. Ben onu büyüttüm, o da bana bakacak yaşlı olunca. Kimseye bırakmadım. Yani üç tane dayım var, asla. Evet. Asla bırakmadım. Seda gerçekten çok gönlü büyük bir kız. Seda şimdi bak bunları duydum ya. Şimdi seni çok daha iyi anlıyorum. Hırçınlığını anladınız daha iyi değil anlıyorum. Mi? Kayınvaliden neden böyle çekimser kalmasın? Sen de büyük kadınsın. Şimdi ben, anlıyorum. Ben Seda'yı kızım olarak kabul ettim. Gelinim asla diye. Asla hakkını ödeyemem onun da. Onun hiç tırnağına zarar gelsin istemem. Bir dediğini iki etmem. Telefon açarım sürekli, kızım bir şeye ihtiyacın var mı, bir sıkıntın var mı? Anneciğim bak geleyim mi, istiyor musun? O beni her gün arar. Anne Allah aşkına gelin, babamı da al akşam bize, her gün. Artık bıktı şey yani çağırmaktan. Ben bazen diyorum ki kızım alış çocuğunla kendi kendine kal diyorum. Anne ne olur gelin. Ne güzel. Gerçekten Seda... Çünkü aile sıcaklığı istiyor. Evet. Neden biliyor musunuz Seda Hanım, o dediğiniz hırçınlık, agresiflik. Yani çok şükür anneannemler vardı ama... Ben bir kez düşseydim beni kaldırabilecek hiç kimse yoktu. Ah canım. Hep yani kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorunda olduğum için hakkımı yediremiyorum. Sadece burası için değil. Hiçbir alanda. Evet. Yani bana birisi bir şey söylediğinde ben otomatikman kendimi böyle bir... Hemen savunmaya alıyorum. O kadar iyi anlıyorum ki Seda'cığım. Yani ben buyum. Kendi kendimi böyle yetiştirdim. Çok şükür hiç ailemin başını önüne eğmedim. Maşallah. Böyle yani bu da Şadiye benim hikayem. Şadiye Hanım. Efendim? Hayatım peki çok özür dileyerek sana bir şey soracağım. Evet, bekle dinliyorum. Kızına ve damadına demedin mi? Siz bu çocuktan ne istiyorsunuz? Neden bu çocuğu görmüyorsunuz? Neden aramıyorsunuz? Neden sormuyorsunuz? Demedin mi hiç bunları? Hiç demedim Seda Hanım. Hiç de görmedim. Köyümün insanı yani aynı köydeyiz. Hiç de görmek de istemedim. Hiç. Çok o kadar kızdın. Ben büyüttüm onu. Biz onu muhtaç etmedik hiç. Bir zaman muhtaç etmedim ben mi kimseye. Allah Allah. Ne kadar sır gibi bir şey ya. Çok ilginç değil mi? Büyük sır. Yani kimse kimseyi ne aramış ne sor. Anneannem de mi görmüyor kızını? Yok görüşmüyor. Evet. Yani annem kendi hayatı için hepimizi yok saymış. Öyle söyleyeyim. Hiç kimse görüşmüyor. Evet. Yani... Benim çekineceğim hiçbir şey yok Seda Hanım. Başım çok dik. Utanması gerekenler onlar. Umarım ikisi de izler. Yani nasıl... Şimdi anneannen de yavrusunu göremiyor. Onun yani, yüzünden. Annen
senden oluyor evladından, anneannen de evladından evet, oluyor. Seda Hanım, ben böyle bir şey görmedim. Ama şimdi şöyle bir şey, bırakıp gitmek onun tercihiydi. Benim ailem hiç, hep arkasında durmuşlar, sahip çıkmışlar. Evet. 28 yıl önce boşanmak evet çok normal bir şey değilmiş ama benim ailem ona kol kanat germiş. Mutlaka ki. Çünkü öyleler ama o kendi çıkarları için, kendi hayatını yaşamak istediği için bırakıp gitmiş. Yani bir köpek bile evet, doğum yapıyor değil mi? Yavrularını böyle kol kanadının altına alıyor. Nereye gitse oraya taşıyor. Bırakmıyor. O da bırakmayacaktı. Ne o da olursa olsun bir anne bırakmamalıydı. Baba bırakır ama anne bırakmaz. Şadiye Hanım. Efendim. Ya hiç özür dilemeye falan gelmedi mi bu kız? Gelmen yüzü yok çünkü Seda Hanım, yüzü yok. Yüzü yok. Çok üzdü yani beni Seda Hanım, çok üzdü beni. Bir kız ama beni perişan etti beni. Allah Allah. Yıktı bizi, yıktı, perişan etti. Ben onun bir dediğini hiç yapmadım. Böyle deli divane oldum ben. Yok, dinlemedi böyle işte. Bunun da alnı böyle yazılmış böyle işte. Aldı hoşunu gitti. Ya. Ya çok üzdü bizi Seda Hanım, çok. Belli ya, ne kadar üzdüğü belli. Ya. Sen de bir annesin yani. Evet, evet. İnsan evladım kötü olsun ister mi Seda Hanım? Hiçbir zaman istemez. Kimse istemez. Ama işte kendi bunu seçti, kendi bu yolu seçti. Ne herkes yapalım? Kendi tercihlerini yaşıyor bu hayatta. Çok üzüldüm ya. Evet. Olan hep çocukları oluyor Seda Hanım. Yani annem o yapmadığı annelikle bana nasıl anne olmam gerektiğini öğretti. Evet. Peki teşekkür ediyoruz Şadiye Hanım. Seni seviyorum. Hayırlı yayınlar. Her gün takip ediyorum sizi, bakıyorum. Eksik olma. Bırakıyorum, özel bakıyorum size. Eksik olma hayatım. Tekrar sana teşekkür ediyorum. Böyle hayırlı güzel hayırlı bir evlat dediğiniz için. Kendiniz mutlaka olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hadi iyi günler. Ben hep söylüyorum 26-27 yıldır program yapıyorum ve kadınları artık çok iyi tanıyorum. Bizim kadınımızı tanıyorum. Şimdi şu kapıdan annen girse ne yaparsın? Lütfen girmesin. Öyle bir şey yaparsa, yani öyle bir şey olursa ben asla anında giderim burada. Asla Seda Hanım. Ben de yani söylüyorum. Yani şu kadar tırnağımın ucu kadar hatırım varsa, öyle bir şey de varsa asla. Asla Seda Hanım. Onu yani yüzünü görmek değil, sesini bile duymak istemiyorum. Kabullenmem. Ben de ara sıra Seda'yı yokluyorum. Yok lütfen böyle bir Seda bak torunu oldu varsa diyorum. Annen diyorum hani haberi olsun, olsun kızım diyorum. Hani bir görsün, bir barışın, bir şey yapın. Seda beni kaybedersin. Böyle bir emrivaki tabii ki evet, yapmayız. Yok yani yok, hani iyi niyetle ekibimiz beni kaybedersin yaparlar, ederler diye diyorum. Ben senin Seda'cığım travmanı o kadar iyi anladım ki. Sen o öyle bir emrivakiyi evet, hak edecek ya da ona maruz bırakılacak bir kız değilsin. Çok iyi bir annesin. Şimdi hepimiz daha maşallah çok saygı duyduk. Evet. O yüzden sen bebeğini hiçbir yere bırakmıyorsun. Evet maşallah. Bırakma zaten. Maşallah. Bırakma. Sağ olsunlar. Peki.